Uhud Savaşı. Güneş yükselmiş ve Kureyşliler saflarını düzene sokmuşlardı. Her iki tarafta yüzer atlı vardı. Sağ taraftakine Velid'in oğlu Halid, sol taraftakine Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e kumanda ediyordu. Ortadan Ebu Sufyan ilerleme emrini verdi. Onun önünde Abdüddar'dan Talha Kureyş sancağını taşıyordu. Talha'nın iki kardeşi ve dört oğlu gerektiğinde sancağı almak için onun yakınında yer alıyorlardı. Talha ve kardeşleri kabileleri için o gün zafer kazanmaya kararlıydılar. Bedir'de onlardan iki kişi şerefsizce kendilerinin esir alınmasına izin vermişlerdi. Ebu Sufyan Uhud'a giderken bunu Talha ve kardeşlerine hatırlatmayı ihmal etmemişti. Mus'ab radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde sancağı taşıdığı yerden kendi kabilesinin adamlarının da Kureyş sancağını taşıdıklarını gördü. İki düşman ordusu seslerini duyacak kadar birbirlerine yaklaştıklarında Ebu Sufyan ordunun hafifçe önüne çıktı. "Ey Evsliler ve Hazreçliler, alanı boşaltın ve kuzenimi bana bırakın. O zaman biz de size dokunmayız. Çünkü biz size savaş ilan etmedik," dedi. Fakat Ensar ona yüksek sesle hakaret ederek cevap verdi. Daha sonra Mekke saflarından bir adam öne atıldı. Hanzala radıyallahu anh öne çıkanın babası olduğunu görünce çok şaşırdı. Adam, "Ey Evsliler, ben Ebu Amir'im," dedi. Ebu Amir bir zamanlar çok güçlü olan nüfuzunun bir anda yok olduğuna inanamıyordu. Bu nedenle Kureyşlilere, kabilesine kendisini tanıtır tanıtmaz bütün adamlarının kendi safına geçecekleri konusunda söz vermişti. Ensar ise onu taşlayarak karşıladı. Mekke ordusu tekrar ilerleme düzenine girdi. Hint tarafından yönetilen kadınlar da deflere, zillere vurarak ve şarkı söyleyerek ilerliyorlardı. "Ey Abdüddar sülalesi ileri! Ey gerideki safların bekçileri ileri, her kılıç darbesiyle ölüm saç." Kadınlar düşmana yeteri kadar yaklaştıklarını anlayınca davullarını döverek savaş zamanının geldiğini ilan ediyorlardı. Erkekler kadınların önüne geçti. Daha sonra Hint, önceki bir savaşta başka bir Hint tarafından okunan şarkıyı söylemeye başladı. "İlerleyin, o zaman sizinle övünürüz ve yumuşak halılar sereriz. Fakat eğer geri dönüp kaçarsanız sizi terk ederiz. Sizi terk ederiz ve sevmeyiz." İki ordu yeteri kadar birbirine yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin okçuları Halid'in süvarilerini ok yağmuruna tutmaya başladı. Kişneyen atların sesleri kadınların davul seslerini bastırdı. Mekke ordusunun orta kısmından Talha ileri doğru çıktı ve teke tek çatışma önerdi. Ona karşı Ali radıyallahu anh çıktı. Biraz çatıştıktan sonra Ali onu yere düşürdü ve miğferinin üstünden kafatasını parçalayan bir darbe ile öldürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir anda öldürülecek bölük başkanının rüyasında kendisine gösterilen koçun Talha olduğunu anladı ve yüksek sesle "Allahu Ekber" dedi. Bu ses tüm orduda yankılandı. Fakat rüyada gördüğü koç sadece bir tek kurbanı sembolize etmiyordu. Çünkü Talha'nın kardeşi sancağı almış ve Hamza tarafından öldürülmüştü. Daha sonra Zühreli Sa'd, Talha'nın diğer kardeşini boynuna ok saplayarak öldürdü. Talha'nın dört oğlu da birbiri arkasına Ali radıyallahu anh, Zübeyir ve Evsli Asım İbni Sabit radıyallahu anhuma tarafından öldürüldüler. İkisini ölmek üzereyken ordunun gerisine anneleri Sülafe'nin yanına taşıdılar. Ona oğullarına bu öldürücü darbeleri kimin vurduğunu söylediklerinde bir gün Asım'ın kafatasından şarap içmeye and içti. Hiçbir Müslüman kadının ordu ile birlikte gelmesine izin verilmemişti. Fakat Hazreçli bir kadın olan Nuseybe radıyallahu anha asıl yerinin ordunun yanı olduğunu hissetti. Kocası Gaziye ve iki oğlu ordudaydı fakat gitmek istemesinin sebebi bu değildi. Diğer kadınların da orduda çocukları ve kocaları vardı ve onlar evde kalmaya razı olmuşlardı. Nuseybe
ikinci akabede Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmek için Medine'den gelen 70 kadar adamın yanındaki iki kadından biriydi. Geride kalmak onun mizacına aykırıydı. Bu nedenle sabah erkenden kalkmış, kırbasını su ile doldurup hiç olmazsa susuzlara su vermek ve yaralıları tedavi etmek amacıyla yola koyulmuştu. Bununla birlikte yanına bir kılıç, bir yay, bir torba da ok almayı ihmal etmemişti. Ordunun geçtiği yolları izleyerek savaş başladıktan kısa bir süre sonra Uhud'un eteklerine ulaşmakta zorluk çekmedi. Vardığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma gibi yakın arkadaşlarından bir grupla birlikte biraz yüksek bir arazide konumlarını almışlardı. Enes'in annesi Ümmü Süleym de aynı şekilde düşünerek su kabını doldurmuş ve Nusaybe'den kısa bir süre sonra oraya ulaşmıştı. Safların gerisindeki bu gruba iki yeni kişi daha katıldı. Vaha'nın batısındaki Bedevi kabilelerinden Muzeyneli iki adam kısa bir süre önce Müslüman olmuş ve Mekkelilerin saldırısından habersiz bir şekilde Medine'ye gitmişti. Şehri yarı boş görünce sebebini öğrenmişler ve hemen Uhud'a doğru yola çıkmışlardı. Uhud'a vardıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi selamladılar ve kılıçlarını çekerek safların arasından ilerlediler. Ebu Dücane radıyallahu anh kırmızı sarığıyla verdiği sözde durmuştu. Zübeyir daha sonraları şöyle itiraf ediyordu. Allah'ın Resulü kılıcı bana değil de Ebu Dücane'ye verince içimden kırılmış, kendi kendime şöyle demiştim. Ben onun babasının kız kardeşi Safiye'nin oğluyum ve Kureyşliyim. Ona gidip diğer adamdan önce kılıç istedim fakat o kılıcı bana değil de ona verdi. Allah'a andolsun Ebu Dücane'nin ne yaptığını izleyeceğim ve onu izledim. Zübeyir daha sonra Ebu Dücane'nin her önüne geleni kendisi bir biçici, kılıcı da bir tırpanmış gibi nasıl kolayca öldürdüğünü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiği sözü nasıl yerine getirdiğini anlattı. Sonunda kendisinin de Allah ve Resulü daha iyi bilir demek zorunda kaldığını söyledi. Görünüşü çok etkileyici ve iri olan Hint hala erkeklerin arasında onları savaşmaya teşvik ediyordu. Bir ara onu erkek sanan Ebu Dücane radıyallahu anh'ın kılıcından zor kurtuldu. Ebu Dücane'nin kılıcı tam kafasının üstündeyken Hint haykırdı. Onun bir kadın olduğunu anlayan Ebu Dücane de yanındaki erkeğe döndü ve ona vurdu. Bunun üzerine Hint de ordunun gerisinde köleler tarafından korunan kamptaki diğer kadınların yanına döndü. Hint oraya vardığında Habeşli Vahşi savaş alanına doğru ilerliyordu. Alandaki diğer adamların aksine Vahşi sadece bir adamla ilgileniyor ve onu izliyordu. Hamza radıyallahu anh olağanüstü güçlü görünüşlü, becerikli savaşma tarzı ve üstündeki deve kuşu tüyüyle kendini uzaktan belli ediyordu. Vahşi uzaktan onu fark etti ve mızrak atabileceği uzaklıkta güvenli bir yere doğru ilerledi. Hamza radıyallahu anh Abdüddar'ın son sancaktarlarından biriyle yüz yüzeydi. Bir kılıç darbesiyle düşmanın zırhından delik açmıştı. Vahşi bu şansı kaçırmamak için acele etti ve mızrağını atacak şekilde hazırladı. Hamza radıyallahu anh düşmanını öldürmüş ve birkaç adım atmıştı ki can çekişerek yere yuvarlandı. Vahşi onu hareketsiz kalana dek bekledikten sonra mızrağını çekti ve bütün hızıyla kampa gitti. Kendi kendine şöyle diyordu. Yapmak istediğim şeyi yaptım. Onu sadece özgürlüğüm için öldürdüm. Hamza radıyallahu anh'ın şehit olması Mekke ordusunun verdiği kayıplarda bir değişikliğe neden olmadı. Öldürülen yedi sancaktarın kölelerinden biri olan başka bir Habeşli sancağı kendisi aldı fakat bir müddet sonra hemen öldürüldü. Hamza radıyallahu anh'ın deve kuşu tüyü görünmemesine rağmen Ebu Dücane, Zübeyir ve Ensar'la muhacirlerden diğerleri o günün parolası olan emit, emit, öldür, öldür sözlerinin canlı şekilleri gibi düşmana ölüm saçıyorlardı. Onlara karşı kimse duramıyordu. Ali'nin beyaz sorgucu, Ebu Dücane'nin kırmızı sarığı, Zübeyir'in parlak sarı sarığı ve Hubab'ın yeşil sarığı gerilerdeki saflara güç veren zafer bayrakları gibiydi.
Ebu Süfyan ortada cesurca dövüşen Hanzala'nın darbesinden zor kurtuldu. Hanzala tam ona vuracakken Leysli bir adam Hanzala'yı mızrağıyla yere düşürdü. İkinci bir mızrak darbesiyle de öldürüldü. Mekkeliler kamplarına doğru kaçıştıkça savaş alanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yerden uzaklaşıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi adamlarının kazandığını anlamasına rağmen savaşın ayrıntılarını göremiyordu. Fakat bir an gözlerini sanki kuşları seyrediyormuş gibi göklere çevirdi. Bir müddet seyrettikten sonra yanındakilere, "Arkadaşınızı, Hanzala'yı kastediyordu, melekler yıkıyor," dedi. Daha sonraları bir açıklama istercesine bu olayı Cemile'ye anlattı. Gökle yer arasında bulutlardan aldıkları suyu gümüş kaplardan dökerek meleklerin Hanzala'yı yıkadıklarını gördüm. Bunun üzerine Cemile, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gördüğü rüyayı ve kocasının nasıl savaşa geç kalma korkusuyla her zaman aldığı gusül abdestini almadan yola koyulduğunu anlattı. Müslümanlar düşman saflarının tümünün kırıldığı noktaya kadar ilerlediler. Düşman kampına giden yol açılmıştı. Ganimet almak isteyenler de kampa doğru ilerliyorlardı. Seçilen 50 okçu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin solunda biraz uzaktaydılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle okçular arasında zemin önce alçalıyor, sonra da onları yerleştirdiği bölgede yükseliyordu. Okçular ilk saflardaki arkadaşlarının ganimet kazanmak için giriştikleri çabayı görebiliyorlardı. Bundan dolayı okçular da savaş alanına gitmek istediler. Liderleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne olursa olsun yerlerinden ayrılmamaları gerektiğine dair emrini hatırlattı. Fakat onlar dinlemediler. "Savaş bitti ve kafirler kaçtı," dediler. Yaklaşık 40 tanesi Abdullah ve diğer 10 kişiyi orada bırakarak savaş alanına gittiler. O zamana dek Mekke ordusunun süvarileri hiçbir işe yaramamışlardı. İki ordu ortada öyle kaynaşmışlardı ki bir atın ilerlemesi hem kendi adamlarını hem de düşman askerlerini tehlikeye sokabilirdi. Yukarıdaki Müslüman okçuların önüne kendilerini atmaksızın da onların arkasına geçmeleri mümkün değildi. Fakat Halit o anda karşı tarafta neler olduğunu fark etti ve hemen bütün adamlarını okçuların bulunduğu yere doğru yöneltti. Abdullah ve adamları onları ilk önce oklarıyla durdurmaya çalıştılar. Daha sonra kılıç ve mızraklarıyla ölünceye dek savaştılar. Bu 10 Müslüman okçudan hiçbiri hayatta kalmadı. Tepenin arkasından dolaşan Halit adamlarını Müslümanların en yoğun olduğu bölgeye arkadan saldırttı. İkrime de onun gibi yaptı. Mekke ordusunun süvarileri korunmasız mümin saflarına çok kayıp verdirdiler. Ali ve arkadaşları artık yüzlerini yeni düşmana çevirmişlerdi. Kaçan kafirlerden bir kısmı da gelip müminlere arkadan saldırıyordu. Savaş naraları birdenbire değişti ve Kureyşlilerin "Ey Hubal, ey Uzza" sesleri alanı doldurdu. Atlıların saldırısından kurtulan ve geride kalan Müslümanların çoğu korkmuşlar ve sığınma umuduyla dağa doğru kaçmışlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları geri çağırdı. Fakat onlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın sesine karşı sağır, zihinleri de kaçmaktan başka her türlü düşünceye kapalıydı. Müslümanların çoğu savaş alanındaydı. Fakat daha önceki cesaretleri kırılmış ve sayıca düşmandan çok az kalmışlardı. Adım adım Uhud'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yere doğru geri çekilmek zorunda kaldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve içinde iki kadının da bulunduğu grup düşmanın üstüne arka arkaya ok yağdırıyordu. Savaş aleyhine dönmeye başladığında ilk düşünceleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korumak olan birçok Müslüman da yanlarına gelip onlara katılmıştı. Onlara ilk katılanlar arasında Muzeyneli iki adam Vehb ve Haris de vardı. Küçük bir düşman grubu sollarından kendilerine doğru yaklaşıyordu. "Bu gruba karşı kim çıkacak?" dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Vehb radiyallahu anh
hemen ben ey Allah'ın Resulü dedi ve onları öyle hızla ok yağmuruna tuttu ki düşmanlar oku atan grubun büyük olduğunu düşünerek geri çekildiler. Bir başka grup atlı onlara yaklaşırken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bölüğe karşı kim gidecek dedi. Vehb yine ben ey Allah'ın Resulü dedi ve onlarla sanki kendisi bir adam değil de bir orduymuş gibi savaştı. Düşman grubu yine geri çekildi. Düşman saflarının arasından bir grup yine onlara doğru yöneldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam peki bunlara karşı kim çıkacak dedi. Vehb radıyallahu anh ben çıkacağım deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam o halde kalk dedi ve neşeli ol. Çünkü cennet senindir. Vehb düşman grubunun içine daldığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları onun cesaret ve yiğitliğini gözlemekten kendilerini alamadılar. Ve bir süre silah atmayı durdurdular. Vehb düşmanı yarıp karşı tarafa geçmişti. Geri dönüp tekrar düşman grubunun ortasına daldığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım ona merhamet et dedi. Vehb düşmanlarla her taraftan yaralanıp şehit oluncaya kadar savaştı. Daha sonra onu bulduklarında üzerinde 20 mızrak yarası vardı. Kılıç darbelerinden başka bir tek mızrak darbesi bile onu öldürmeye yetecek kadar derindi. Onun bu şekilde dövüştüğünü görenler onu hiçbir zaman unutmadılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh sonraki yıllarda şöyle derdi. Ölümler arasında en çok Muzeyneli arkadaşımın ölümü gibi ölmek isterdim. Zühreli Sa'd da 10 yıl sonra hala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Vehb'e verdiği cennet müjdesini duyar gibi olduğunu söylerdi. Müslümanlar geriye çekildikçe kalabalık da tepeye doğru yaklaşıyordu. İki tarafın savaş naralarının yanı sıra tek tek savaşçıların kişisel çağrılarını da duymak mümkündü. Ok atarken, kılıç darbesi vururken ve teke tek karşılaşmaya davet ederken iki taraftan da al işte ben falan falanım diye sesler yükseliyordu. Ebu Dücane radıyallahu anh kendisini büyük babası olan Karaşa'nın oğlu diye tanıtıyordu. Bazen de bağıran kişinin kim olduğu sözlerinden anlaşılmıyordu. Ensardan birinin şöyle bağırdığı duyuluyordu. Al işte ben Ensardan bir gencim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o gün birkaç kez ben İbnel Avatikim yani ben Atikelerin oğluyum diye bağırdı. Atikeler derken bu adı taşıyan ninelerini kastediyordu. O sırada karşı saflardan kimliğini açıkça söyleyen bir adam çıktı ve bana kim karşı çıkacak ben Atik'in oğluyum dedi. Bu adam Hazreti Ayşe'nin tek öz erkek kardeşi ve ailenin tek Müslüman olmayan ferdi olan Ebu Bekir'in oğlu Abdülkabe idi. Ebu Bekir radıyallahu anh kılıcını ve mızrağını çekip ilerledi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan önce davrandı. Kılıcını kınına sok dedi ve yerine dön bize arkadaşlık et. Bir grup atlı daha Müslümanların arkasından yaklaşmaya başladı ve geri çekilen Abdülkabe'nin önüne doğru ilerlediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim için kim kendini verecek dedi. Ensardan 5 kişi kılıçlarını çekip saldırdılar ve şehit oluncaya kadar çarpıştılar. İçlerinden sadece biri, o da ağır yaralı olarak kurtuldu. Fakat onların yerini alacak yeni yardım gelmişti. Ali radıyallahu anh, Zübeyir radıyallahu anh, Talha radıyallahu anh ve Ebu Dücane radıyallahu anh ön saflardan ordu ile birlikte geri çekilmişlerdi. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ulaşmadan önce düşman tarafından atılan bir taşla Peygamber aleyhissalatu vesselamın alt dudağı yırtılmış ve dişlerinden biri kırılmıştı. Birdenbire yüzünü kan kapladı. Fakat o elinden geldiğince acısını göstermeyerek Ali ve diğerlerini iyi olduğu konusunda teskin etti. Kan kaybından zayıf düşen, bayılan Talha dışında hepsi düşmanın üstüne tekrar yöneldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anha kuzenine bak dedi. Fakat Talha hemen kendine geldi. Onun yerine ileriki saflara Sa'dlı Zühre ve Hazreçli Haris İbni Simme katılmıştı.
Bu yeni grupla desteklenen Ali ve arkadaşları düşmana öyle ölüm saçtılar ki müşriklerin geri çekilmesiyle birlikte şehit olan 5 ensarın cesedi de açığa çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu getirmek için 2 adam gönderdi. Ayağını yastık gibi adamın başına koydu ve adam ölünceye dek ayağını hareketsizce orada tuttu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Daha sonraki yıllarda da o günün ne kadar muhteşem ve hayır dolu bir gün olduğunu hatırlar ve şöyle derdi. Keşke o dağın eteklerinde arkadaşlarımla birlikte öylece kalsaydım. Müşrikler yavaş yavaş kaybettiği alanları tekrar kazanmaya başlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çevresindeki grubun okları bitmek üzereydi. Kısa bir süre sonra herkes kılıç ve mızraklarını çıkarıp yakın dövüş yapmak zorunda kalacaktı. Hem de bir Müslümana 4 kafir düşüyordu. O sırada aniden yan tarafta bir atlı belirdi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu gruba doğru ilerledi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede diye bağırdı. O yaşadıkça ben yaşayamam. Bu adam zaten Müslümanlara büyük kayıplar verdirmiş olan Mekke'nin dışındaki Kureyşlilerden İbni Kami'a idi. Gruba hızla bir göz atarak hedefini hemen fark etti. Atını mahmuzlayıp hiçbir miğferin dayanamayacağı güçlü bir kılıç darbesi indirdi. Fakat Talha hemen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydı ve kılıcı görür görmez kendini Peygamber aleyhissalatü vesselamın önüne attı. Hayatı boyunca kullanamayacağı bir elin parmaklarını kaybederek başka bir yara almaksızın darbeden kurtulmuştu. Darbe hemen Peygamber aleyhissalatü vesselamın başının yanından geçmiş, miğferine çarpıp 2 demir parçasının Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzüne saplanmasına neden olmuştu. Omuzundan geçerken de 2 kat zırhını parçalamıştı. Başının yan tarafına gelen bu darbeyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın yere düştüğünü gören kafir atını mahmuzlayıp geldiği hızla geri gitti. Fakat diğerleri yine de saldırıya karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çevrelediler. Mazlumlu Şemmas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önünde vuruluncaya kadar savaştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun bu hareketini yaşayan bir zırha benzettiğini söyledi. O vurulunca yerine başka bir adam geçti. Arkasından da kılıcını çekmiş bir halde Nusaybe bekliyordu. Bir ses, belki de İbni Kami'a, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü diye bağırdı. Bu ses tüm düşmanı kapladı ve hepsi Hubal ve Uzza'yı övüp yücelten sözler söylediler. Uhud bu sözlerle çınlıyordu. Kaçıp dağa sığınan Müslümanlar pişman olmuş ve üzülmüşlerdi. Cesaretini kaybeden daha birçok Müslüman da elinden geldiğince hızla dağa doğru kaçıyordu. Fakat istisnalar da vardı. Bunlardan biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olan ve kendi adını taşıyan Enes'in dayısı Nadr'ın oğlu Enes'ti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir'de bir okla öldürülen oğlunun Firdevs cennetinde olduğunu haber verdiği kadın Enes'in kız kardeşi yani Nadr'ın kızıydı. Enes radıyallahu anh yaşama arzusunu yitirmiş ve kendilerinde ne savaşa devam etme ne de kaçma isteği kalmamış iki arkadaşını gördü. Niye burada oturuyorsunuz diye bağırdı. Onlar Allah'ın Resulü öldürülmüş dediler. Peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün dedi. Ve savaşın en yoğun olduğu yere doğru ilerledi. Daha sonra Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh onun kendisine şöyle bağırdığını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. Cennet, Uhud'un öbür tarafında cennet kokusu alıyorum. Ey Allah'ın Resulü dedi Sa'd. Ben onun savaştığı gibi savaşamazdım. Savaştan sonra Enes radıyallahu anh'ı 80'den fazla yara almış bir halde buldular. Yaralardan tanınmayacak hale gelmişti. Onu kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi. Müslümanların tekrar savaş meydanına dönmeye başladığını gören Kureyş geri çekilmeye başlamıştı.
Çünkü müşriklerin çoğu savaşın bittiğini düşünerek çabalarını azaltmışlardı. Henüz ölüler sayılmamıştı. Fakat tahminen Bedir'dekilere tekabül edecek kadar Müslümanı şehit etmişlerdi. Yanı sıra tüm bu karışıklıkların asıl nedeni olan adamı öldürmekle amaçlarına ulaşmışlar, yeni dini bastırıp tekrar eski düzeni kurmuşlardı. Ya lal hubal, ya lal uzza, Kureyş'in tümünde görülen bu yavaşlama, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi can siperane koruyan 20 adamın bulunduğu grubun çevresindeki atlılarda da görülmeye başladı. Mekkeliler bu adamları esir almayacaklarını ve ölene dek savaşacak olan bu adamların kendilerinden de birkaç kişiyi öldüreceğini anlamışlardı. Asıl amaçlarını gerçekleştirdiklerine göre seçilecek en iyi yol onları bırakıp zafer kutlamalarına başlamaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen hemen kendisine gelmişti. Düşman çekilir çekilmez ayağa kalktı ve arkadaşlarına kendisini takip etmelerini söyleyerek düşmanı gözleyebilecekleri ve sığınabilecekleri bir nehir yatağına doğru ilerledi. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam yüzüne saplanan metal parçaları nedeniyle çok acı çekiyordu. Bu yüzden de bir müddet durdular ve Ebu Ubeyde birbiri arkasına iki metal parçasını dişleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünden çıkardı. Fakat yara tekrar kanamaya başladı. Bunun üzerine Hazretli Malik ağzını yaranın üstüne koydu, kanı emdi ve yuttu. Malik Medine'deyken önümüzde iki iyi şeyden biri var diyen ve hemen hemen ölüm durumunda olan Şemmas'tan sonra orada bulunanlar içinde en ağır yarası olan adamdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dedi: kim benim kanımın kendi kanına karıştığı bir adam görmek isterse Malik İbni Sinan'a baksın. Ebu Ubeyde de bu söze dahildi. Çünkü metal parçalarını çıkarırken iki dişi kırılmış ve ağzı kanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara, benim kanımın dokunduğu kişiye ateş ulaşamaz dedi. Bu küçük grup nehir yatağına doğru ilerlerken daha önceden Uhud'a sığınan Müslüman grup onları karşılamaya geldi. Kâb İbni Malik herkesten önce yapısı ve görünüşü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen fakat yürüyüşü daha yavaş olan birini gördü. Daha sonra yaklaştıkça Kâb baktığı kişinin gözlerinde başkalarıyla karıştırılamayacak olan o parlaklığı görünce arkasındakilere "Ey Müslümanlar, gözünüz aydın, bu Allah'ın Resulü" diye bağırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sessiz olmasını söyledi. Bu haber ağızdan ağza dolaştı. Adamlar aceleyle geliyor ve onun yaşadığını gözleriyle görmek istiyorlardı. Sevinçleri o kadar büyüktü ki sanki yenilgi bir anda zafere dönüşmüştü. Fakat Kâb'ın sevinçle bağıran sesini yanındaki bir Kureyşli varisi duymuştu. O, Umeyye'nin kardeşi Ubey, yani Avd adlı atının üstündeyken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldüreceğini yemin eden adamdı. Kurbanının ölüm haberini duymuş ve cesedini gözleriyle görmek için araştırıyordu. Tam o sırada Kâb'ın sesini duymuş ve vadi yatağına doğru ilerlemeye başlamıştı. Müslümanlar onu görünce karşılamak için ona doğru döndüler. "Ey Muhammed," dedi Ubey, "eğer sen kaçarsan ben seni bulamaz mıyım?" Ashabtan bir grup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çevresini sardı. Diğerleri de Ubey'e saldırmak üzereydiler. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara ellerini bırakmalarını söyledi. Daha sonra bu olayı anlatanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendilerini bir devenin arkasındaki sinekleri kovalaması gibi itip onların arasından kurtulduğunu söylediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Haris İbni Simme'nin elinden mızrağı aldı ve hepsinin önüne çıktı. Hiçbir hareket etmeksizin onun bu cesaretine ve kararlılığına baka kaldılar. İçlerinden birinin dediği gibi, Allah'ın Resulü bir şeyi yapmaya niyet ederse hiçbir güç onu bu işi yapmaktan alıkoyamazdı. Ubey kılıcı havada Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı. Fakat o vurmadan Peygamber aleyhissalatü vesselam mızrağıyla Ubey'i vurdu.
Ubey bir boğa gibi bağırdı, neredeyse atından düşüyordu. Fakat dengesini tekrar sağladı ve arkasından dönüp yokuş aşağı Mekke kampına doğru hızla kaçmaya başladı. Kampta yeğeni Safvan ve kabilesinden başka adamlar toplanmış duruyorlardı. Ubey sesini kontrol edemeyerek "Muhammed beni vurdu," dedi. Adamlar onun yarasına baktılar ve hafif olduğunu söylediler. Fakat o yarasının çok ağır ve öldürücü olduğuna bir kez inanmıştı. Gerçekten de onun bu inancı sonradan doğru çıktı. "Bana seni öldüreceğim," dedi. "Eğer üstüme sille atsaydı andolsun beni öldürürdü." Bu haber karşısında müşrikler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmemiş diye endişelenmeye başladılar. Fakat Ubey kendinde olmadığından dolayı bu miğferli adamı başkalarıyla karıştırabilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları nehir yatağına ulaştıklarında Ali radıyallahu anh kalkanına bir kayanın kovuğundaki sudan doldurarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Su durgun olduğu için çok kokuyordu. Bu nedenle çok susamasına rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam suyu içmedi. Bir kısmıyla yüzünü yıkadı, sonra hala düzlüğe yakın olduklarından biraz daha yukarıya tırmanma emri verdi. Önündeki kayanın üstüne çıkıp tırmanmaya devam etmek istiyordu. Fakat o kadar güçsüzdü ki tüm çabasına rağmen çıkamadı. Bunun üzerine Talha radıyallahu anh yaralarının ağır olmasına rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselamı sırtına aldı ve gerekli yüksekliğe çıkardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün Talha'ya "Yeryüzünde yürüyen bir şehit görmek isteyen Ubeydullah'ın oğlu Talha'ya baksın," dedi. Geçici olarak konaklayabilecekleri bir yere vardıklarında güneş tepeye yükselmişti. Bu nedenle öğle namazını kıldılar. Namazda imam olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm namazı oturarak kıldırdı. Diğerleri de ona uyarak aynı şekilde kıldılar. Daha sonra kayalığın üstüne bir gözlü dikip dinlenmek üzere uzandılar. Çoğu derin ve taze bir uykuya daldı. İntikam. Kureyş ölüleri ve yaralılarıyla meşguldü. Kayıpları büyük değildi. 3000 kişiden sadece 22 kişi öldürülmüştü. Daha sonra düşman ölülerine baktılar ve çoğunu tanımadıkları 65 ölü saydılar. Sadece 3'ü muhacirlerdendi. Haşimilerden Hamza radıyallahu anh, Abdüddar'dan Mus'ab radıyallahu anh ve Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh. Merkezden biraz uzakta, ölecek kadar çok yara almış olan birkaç kişi gözlerinden kaçtı. Bunların arasında hala yaşayan fakat hareket edemeyen Şemmas da vardı. Boş yere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cesedini aradılar. O sırada Vahşi savaş meydanına tekrar gelmiş ve Hamza radıyallahu anh'ın karnını yarıp karaciğerini çıkarmıştı. Ciğeri Hind'e götürdü ve "Babanın katilini öldürmeme karşılık bana ne vereceksin?" dedi. Hint, "Ganimetlerden bana düşen payın tümünü," dedi. Vahşi ciğeri göstererek, "Bu Hamza'nın ciğeri," dedi. Hint ciğeri aldı ve bir parça ısırdı, çiğneyip yuttu. Yeminini yerine getirdiği için diğer kısmını attı. "Onun cesedini bana göster," dedi Hint. Birlikte cesedin yanına gittiler. Hint, Hamza radıyallahu anh'ın kulaklarını, burnunu ve yüzünün diğer kısımlarını kesti. Sonra onun halhal, bilezik ve kolye türünden kıymetli eşyalarını çıkarıp Vahşi'ye verdi. Diğer kadınları da diğer ölülere böyle yapmaları için teşvik etti. Kadınların hepsi Müslümanların vücutlarından kestikleri organlardan kendilerine takılar yaptılar. Hint de bir kayanın üstüne oturup zafer şarkısı söyledi. Kureyş'ten bir iki kişi daha cesetleri keserek intikam hislerini doyuruyorlardı. Fakat onların bedevi müttefikleri buna çok şaşırmışlardı. Ebu Sufyan elindeki mızrağı Hamza radıyallahu anh'ın ağzına batırarak "Bunu tat ey hain," diyordu. Kinane kabilesinden birinin reisi olan Huleys, Ebu Sufyan'ı bu halde görünce onun duyabileceği kadar yüksek sesle "Ey Kinane oğulları! Kuzeninin cesedine böyle davranan adam Kureyş'in lideri olabilir mi?" diye bağırdı.
Beni utandırma ve bundan kimseye bahsetme dedi. Ebu Sufyan, bu sadece bir hataydı. O sırada Ebu Amir oğlu Hanzala'nın başına gelmişti ve yaslı yaslı şöyle diyordu. Ben seni bu adama karşı uyarmadım mı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kastediyordu. Fakat sen babana karşı saygılı, soylu, karakterli bir çocuktun. Öldüğün zaman da arkadaşlarınla beraber öldün. Eğer Allah şu yatan adama Hamza'yı işaret ediyordu veya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarlarına bir mükafat verirse seni de mükafatlandırsın. Daha sonra Hint ve diğer kadınlara döndü ve yüksek sesle ''Ey Kureyşliler, benim de sizin de düşmanınız olmasına rağmen Hanzala radıyallahu anh'ın cesedinin tahrip edilmesine izin vermeyin.'' dedi. Onlar da Ebu Amir'in isteğine saygı duydular. Ubey'in doğru söylediği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şimdi dağlarda arkadaşlarıyla beraber olduğu açığa çıkmıştı. Fakat savaş bitmişti ve dağa saldırıya geçmenin hiçbir anlamı yoktu. Bu nedenle kölelere yol için hazırlık yapmaları ve kampı kaldırmaları emredildi. Kendi ölülerini gömüp Müslüman cesetlerden istedikleri kadarını aldıktan sonra bütün ganimetleri develerin üstüne yükleyip yola koyuldular. Yola çıkmadan kısa bir süre önce Ebu Sufyan atını dağa doğru sürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının bulunduğu yere yaklaşarak yüksek sesle bağırdı. Savaş dönüşümlü oldu. Bugün diğer bir güne karşılıktı. Ey Hubal, kendini göster, dinini yücelt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'a gidip şöyle cevap vermesini söyledi. Allah yücedir ve her şeye kadirdir. Biz sizinle eşit değiliz. Bizim ölülerimiz cennette, sizinkilerse cehennemde. Ömer radıyallahu anh Ebu Sufyan'ın altında durduğu kaya yığınına gitti ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözlerle ona karşılık verdi. Bunun üzerine Ömer'in sesini tanıyan Ebu Sufyan, ''Ey Ömer, ne olur söyle, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürdük mü?'' dedi. Ömer radıyallahu anh, ''Allah'a and olsun ki hayır, bilakis şimdi o senin söylediklerini dinliyor.'' dedi. Ebu Sufyan da, ''Senin sözünün İbni Kamia'nınkinden daha doğru olduğuna inanıyorum.'' dedi. Ve gitmek üzere geri döndü. Fakat tekrar arkasını dönüp şunları ekledi. Ölülerinizin bazılarına da zarar verildi. Allah'a and olsun ben bundan hoşnut olmadım. Ne izin verdim ne de emir verdim. Gelecek yıl Bedir'de buluşmak üzere. Bunları duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarından birini daha oraya gönderdi. Bu sahabe de şöyle bağırdı. Bu aramızda bağlayıcı bir randevu. Ebu Sufyan ordunun beklediği yere ilerledi. Oraya vardığında birlikte güneye doğru yola çıktılar. Ömer radıyallahu an onların yolculuk düzenini göremeyecek kadar uzaktaydı. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zühreli Sad'ı aşağıya onları gözlemek üzere gönderdi. Eğer develerine binmişler ve atlarını yanlarında yediyorlarsa Mekke'ye gidiyorlar dedi. Fakat eğer atlarına binip develerini yanlarında yediyorlarsa Medine'ye gidiyorlar. Nefsim elimde olana yemin ederim ki eğer niyetleri bu ise onların önüne geçip onlarla savaşacağım. Sa'd aşağıya Uhud'a geldiklerinden beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin atı Sekb'in bağlı olduğu yere gitti. Ata binip Mekkelileri açıkça görünceye dek o yöne doğru gitti. İyi haberi vermek için aceleyle geri döndü. Çünkü adamlar develerine binmişlerdi. Halid'le birlikte atlıların manevrasında rol alanlardan biri olan Amr, ileriki yıllarda şöyle derdi. Biz, İbni Ubey'in ordunun üçte biriyle birlikte Medine'ye döndüğünü ve bazı Hazreçlilerle Evslilerin şehirde kaldıklarını biliyorduk. Gidenlerin geri gelip tekrar saldırmaları muhtemeldi. Çoğumuz yaralıydı. Hemen hemen atlarımızın hepsi de ok yarası almıştı. Bu nedenle kendi yolumuza devam ettik. Şehitlerin gömülmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına düzlüğe inmelerini emretti.
Haris İbni Simme radıyallahu anh önden Hamza radıyallahu anh'ın cesedini bulmak üzere savaş alanına gönderilmişti. Fakat Haris gördüğü manzara karşısında çok şaşırmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne diyeceğini bilemediği için geri dönmekte gecikmişti. Bunun üzerine Hazreti Ali'yi onun arkasından gönderdiler. Ali radıyallahu anh Haris'i parçalanmış cesedin başında beklerken buldu. Birlikte geri döndüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerin ne yaptığını duyunca "Şimdiye kadar hiç böyle sinirlenmemiştim. Gelecek sefer eğer Allah bana Kureyşlilere karşı zafer verirse onlardan 30 cesede aynı şeyi yapacağım" dedi. Fakat bundan kısa bir süre sonra şu ayetler indi. "Eğer ceza verecekseniz size ceza verilenin misliyle ceza verin ve eğer sabrederseniz andolsun bu sabredenler için daha hayırlıdır." Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce ettiği yeminden geri dönmekle kalmayıp cesetlere zarar verilmesini de yasakladı. Yanı sıra savaş sırasında insanın en kutsal bölümü olan yüzüne dikkat edilmesini istedi. "Bir darbe indireceğiniz zaman bunun yüze gelmemesine dikkat edin. Çünkü Allah Adem'i kendi suretinden yaratmıştır." Abdullah İbni Cahş da Hamza radıyallahu anh'ın biraz ötesinde öldürülmüş ve cesedi tahrip edilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka ölüleri aramak için yüzünü onlardan çevirdiğinde değişik bir manzarayla karşılaştı. Kendi akrabalarından olan Abdullah ve Hamza'nın biraz ötesinde Hanzala'nın cesedi vardı. Kureyş'in ne kadınları ne de erkekleri ona dokunmamışlardı. Hanzala radıyallahu anh orada sanki meleklerin kendisini yatırdığı şekilde uzanıyordu. Saçları öğlenin kuru toprağı üzerindeki suyla ıslanmıştı. Yanından geçen herkes Allah'a şükrediyordu. Çünkü onun güzelliği şehit arkadaşlarının cennette şimdiki durumunu gösterir bir işaretti. Biraz ötede Hayseme radıyallahu anh ve İbnet Dehdehe radıyallahu anh'ın cesetleri vardı. Hayseme rüyasında şehit olduğunu gören Sabit İbni Eddehdehe de yetim çocuğa hurma ağacını hediye eden adamdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sabit'i gördüğünde "Meyve yüklü alçak dallı hurma ağaçları, İbni Eddehdehe'nin cennette ne çok ağacı var" diye buyurdu. Evslilerden bir grup kendi ölülerini ararken daha bir gün önce Müslüman olmamakla suçladıkları Usayrim adında bir adamın cesedini buldular. Ona ne zaman İslam'dan bahsetseler o, "Sizin söylediklerinizin doğru olduğunu bilsem hiç tereddüt etmem" derdi. Fakat şimdi savaş alanında çok ağır yaralı bir şekilde yatıyordu. Henüz ölmemişti. "Seni buraya getiren ne?" dediler. "Halkını korumak mı? Yoksa İslam'ı korumak mı?" "İslam için geldim" dedi. "Birdenbire Allah'a ve Resulüne inandım ve Müslüman oldum. Ondan sonra da kılıcımı alıp bu sabah erkenden Allah'ın Resulü ile beraber olmak için buraya geldim. Beni yere düşüren bir darbe yiyinceye kadar da savaştım." Daha fazla konuşamadı. Evsli grup onun başında ölünceye dek beklediler. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Usayrim'den bahsettiler. O da Usayrim'in cennetliklerden olduğunu söyledi. Sonraki yıllarda Usayrim 5 vakit namazdan birini bile kılmadan cennete giren adam olarak tanınırdı. Şehitler arasında bir de yabancıya rastladılar. İlk başta yabancı olduğunu sanmışlardı. Fakat içlerinden biri onun Salebe kavminin Yahudi alimlerinden Muhayrik olduğunu anladı. Daha sonradan öğrendiklerine göre Muhayrik o sabah erkenden halkını toplamış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri sözü tutarak putperestlere karşı onun yanında olmaları gerektiğini söylemişti. Onlar bunu sebbat anlamına geldiğini söyleyince o sebbata inanmayın demişti. Daha sonra öldürülürse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin varisi olduğunu duyurmuştu. "Eğer bugün öldürülürsem tüm mallarım onları Allah'ın gösterdiği şekilde harcayacak olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemindir." Daha sonra kılıcını ve diğer silahlarını alıp Uhud'a doğru yola çıkmış ve orada öldürülünceye kadar savaşmıştı.
Bundan sonra Medine'ye dağıtılan sadakaların çoğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Muhayrik'ten miras kalan hurma bahçelerinden kaynaklanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhayrik için Yahudilerin en iyisi demişti. Mekkelilerin evlerine döndükleri anlaşılır anlaşılmaz Medineliler rahat bir nefes aldılar ve kadınlar öğleden beri kulaklarına gelen söylentilerin doğru olup olmadığını anlayıp ölülerini görmek üzere şehrin dışına çıkmaya başladılar. İlk gelen kadınlar arasında Ayşe radıyallahu anha, Ümmü Eymen ve Safiye radıyallahu anhuma vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'yi görünce çok üzüldü ve Zübeyre, "Annene yardım et ve Hamza'nın mezarının hemen kazılmasını sağla. Git anneni götür, kardeşine olanları görmesin," dedi. Bunun üzerine Zübeyir Safiye'ye gitti ve "Anne, Allah'ın Resulü sana geri dönmeni emrediyor," dedi. Fakat Safiye zaten haberleri önceden öğrenmişti. "Niçin gidecekmişim?" dedi. "Kardeşimin başına gelenleri duydum. Fakat bu Allah içindi. Allah'tan gelene razıyım. İnşallah sabredeceğime söz veriyorum." Zübeyir Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme döndü. O da Safiye'nin gelmesine izin verdi. Bunun üzerine Safiye kardeşinin cesedinin yanına geldi ve şu ayeti okudu: "Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz." Bunu duyunca hepsi birden sonra indirilen ayetleri hatırladılar ve rahatladılar. Ey iman edenler! Sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Tersine onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz. Andolsun biz sizi bir parça korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, "Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Rabbinden olan bir salat, bağışlanma ve rahmet bunların üzerinedir. Ve hidayete erenler de bunlardır." Safiye daha sonra kız kardeşi Umeyme'nin oğlu Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh'ın cesedi başında dua etti. Fatıma radıyallahu anha da ona katıldı. İki kadın birlikte ağladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla birlikte ağlayarak rahatladı. Daha sonra Fatıma babasının yaralarını sardı. Kuzenleri Hamne'ye, kocası Mus'ab radıyallahu anh'ın, erkek kardeşi Abdullah'ın ve amcasının ölüm haberini vererek üzüldüler. Savaşın ilerlediği bir anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hala sancağı elinde taşıyan Mus'ab'ı görmüş ve ona seslenmişti. Fakat adam "Ben Mus'ab değilim," diye cevap vermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun Mus'ab'ın yerine sancağı taşıyan bir melek olduğunu anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genç adamın cenazesi başında durdu ve şu ayeti okudu: "Müminlerden öyle erkek adamlar vardır ki üzerinde Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, şehit olup sözünü yerine getirdi. Kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirme ile sözlerini değiştirmediler." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün ölülerin Hamza'nın cenazesinin yanına getirilmesini ve mezarların kazılmasını emretti. Hamza radıyallahu anh bir örtüye sarılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için cenaze namazı kıldı. Bunun ardı sıra diğer cenazeler için de toplam 72 cenaze namazı kıldı. Bir mezar kazılır kazılmaz 2 veya 3 cenaze bir mezara gömülüyordu. Hamza radıyallahu anh ve yeğeni Abdullah aynı mezara yan yana gömüldüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gömülme işlemi boyunca her mezarın başında bulundu. Cemuh'un oğlu Amr ile Amr'ın oğlu Abdullah'ı bulun dedi. Onlar bu dünyada birbirinden ayrılmaz iki dosttu. İkisini aynı mezara gömün. Fakat Amr'ın zevcesi ve Abdullah'ın, Cabir'in babası, kardeşi olan Hint ikisinin cenazesini oğlu Hallad'ınki ile beraber getirmişti. Hint onları Medine'ye götürmeye çabalamıştı. Fakat düzlüğün sonunda ona bunun Allah'ın emriyle olduğu söylendi.
Bu nedenle Hint cenazeleri tekrar savaş alanına geri götürmek zorunda kaldı. Bu üç ceset aynı mezara gömüldü. Peygamber aleyhissalatü vesselam gömülme işlemi bitene dek mezarın başında durdu ve "Ey Hint, Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah hepsi beraber cennetteler." Bunun üzerine Hint, "Ey Allah'ın Resulü, beni de onların yanına yerleştirmesi için Allah'a dua et," dedi. Ölülerin çoğunun aksine Muzeyneli adamın o anda orada hiç akrabası yoktu. Çünkü yeğeni de ölünceye kadar orada savaşmıştı. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun başına gitti ve "Benim senden razı olduğum gibi Allah da senden razı olsun," dedi. Muzeyneli'nin vücudunu giydiği yeşil çizgili örtüyle kapattılar. Mezara koyduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yüzünü kapatmak için örtüyü yukarı çekti. Fakat bu kez de ayakları açıkta kaldı. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam yanındakilerden çevreden biraz ot toplayıp adamın ayaklarını örtmelerini istedi. Diğer cenazeler için de aynı şey söz konusuydu. Yani toprak atılmadan önce ölünün yüz ve ayakları başka bir şeyle örtülmeliydi. Son mezar da kapatıldığında Peygamber aleyhissalatü vesselam atını istedi ve bindi. Şafakta geldikleri yoldan geri döndüler. Medine'nin girişindeki kayalıklara geldiklerinde çevresindekilere saf oluşturmalarını söyledi. Erkekler Mekke'ye dönük iki saf oluşturdular. 14 kadın da onların arkasına dizildi. Daha sonra Allah'a dua edip şükür ve hamdlerini sundular. "Allah'ım, senden selamını, rahmetini, bereketini ve affını diliyorum. Allah'ım, senden ne sona eren ne de solan ebedi saadeti istemiyorum. Allah'ım, senden korkulacak günde eminlik, yokluk gününde bolluk istiyorum."